Merhaba arkadaşlar. Önceki dersimizde eritrositlerden bahsetmiştik. Fakat eritrositlerin oksijene nasıl taşıdığından bahsetmemiştik. Eritrositler oksijeni hepimizin bildiği üzere hemoglobin ile taşıyor. Hemoglobin oksijen ve karbondioksitin ve çeşitli moleküllerin bağlandığı bir taşıyıcı molekül. Eritrosite kırmızı rengini veren bu hemoglobindir. Globulin ve hem grubundan oluşur. Her hemoglobin molekülünde 4 globulin ve 4 hem grubu vardır. Yani buraları bildiğiniz için çok fazla yorum yapmıyorum. Direkt okuyorum. Her hemoglobin molekülünde 4 globulin ve 4 hem grubu vardır. Hemoglobin ve oksijenin birleşmesiyle oksihemoglobin yapısı oluşur. Hemoglobin ve karbondioksitin birleşmesiyle karbaminohemoglobin oluşur. Ve hemoglobin ve karbonmonoksitin birleşmesiyle karboksihemoglobin oluşur. Özellikle şurayı şöyle işaretleyelim. Çünkü burası sorularda gelebilir. Karbaminohemoglobin ve karboksihemoglobin birbirinden farklı yapılardır. Karbondioksit bağlandığı zaman hemoglobine karbaminohemoglobin, karboksihemoglobin ise karbonmonoksit bağlandığı zaman oluşan yapıya verilen isimdir. Globulinin farklı tipte zincirleri vardır. Bu zincirlerin düzenlenimi dolayısıyla da yani her hemoglobin içinde bulunan zincirin düzenlenimi farklı zincirlerin bulunması dolayısıyla da farklı hemoglobin tipleri vardır. Hemoglobin A bu tiplerden en yaygın olanıdır. Yetişkinlerde %97 oranında bulunur. 2 alfa ve 2 beta zinciri içerir hemoglobin A. Hemoglobin A2 de %2 oranında bulunur. Tabi bu A başlığı altında inceleyeceğiz. HbA'nın %2'sini oluşturur. 2 alfa 2 delta zinciri içerir HbA2. Fötal hemoglobin yani HbF fötalden geliyor. %1 oranında bulunur yetişkinlerde. Yeni doğanda ise %80 oranında bulunur. 2 alfa ve 2 gama zinciri içerir. Yani bu zincirler aslında detay gereksiz ama bazen hocalar sınavlarda soruyorlar. Aklınızda bulunsun ya, yani aklınızda tutmaya çalışın bunları. Yeni doğanda HbF %80 oranında vardır. HbA1c bundan sıklıkla soru gelebilir. Çünkü çok spesifik bir hemoglobin. HbA1c glikozu geri dönüşümsüz olarak bağlar. Glikozile hemoglobin olarak da anılır. Kandaki seviyesi 2-3 ay önceki kan şekeri düzeyini verir. Kandaki toplam hemoglobinin %7'sini geçmemelidir. %7'sini geçtiği durumlarda diyabet gibi bir hastalıktan şüphelenilir. Hemoglobin zincirlerinde meydana gelen genetik bozukluklar farklı tipte hastalıklara sebep olabilen hemoglobin türlerinin oluşmasına sebep olur. Yani bu globulinlerde yani hemoglobin meydana getiren 4 globulin var demiştik. Bu globulinlerde meydana gelen farklılıklar, bozukluklar, genetik bozukluklar farklı tipte hastalıklara sebep olabiliyor. HBS bunlardan birisi. HBS olarak tanımlanmış. Gerçek ismi orak şekilli hemoglobinlerden dolayı orak hücreli anemi olarak anılıyor. Buna örnektir. Beta zincirindeki bir genetik bozukluk sebebiyle yani çok detaya girmemize gerek yok ama işte valinin glutamik aside dönüşmesiyle sonuçlanan bir bozukluk, bir anomali sebebiyle hücrelerin orak şeklini almasına sebep olan bir hemoglobin dizilimi oluşturuyor. Böylelikle hücre esnekliğini kaybediyor, bir konkav disk yapısını kaybediyor ve böylelikle kılcal damarlara geldiği zaman parçalanıyor, kırılganlaşıyor ve damarları tıkıyor. Böylelikle kırılganlaşmasından, parçalanmasından dolayı da anemiye yol açıyor. Biz tüm bu zincirlerden ileri gelen hastalıklara, genetik bozukluklara talasemiler adını veriyoruz. Yani işte globulinlerde meydana gelen bu genetik bozukluklar talasemi olarak adlandırılıyor. Burada bazı kavramlar var. Normokrom ve hipokrom. Arkadaşlar bu işin mantığını bilirseniz sizin için her şey daha kolay olur. Krom boya demek. Yani kromoplast, kloroplast falan buradan aklınızda kalmıştır belki. Krom boya demek. Normokrom normal boyanan demek. Yani normal boyanan kan hücrelerine normokrom adı veriliyor. Hipokrom hipo altında demek, az demek. Hipokrom az boyanan demek. Yani hemoglobin sayısı daha azalmış demek hipokrom. Hemoglobin sayısı daha azaldığı için rengi de daha az kırmızı boyanıyor. Bir diğer buradaki kavram izositoz. İzositoz, izo adı üzerinde aynı eş anlamında. Sitozsa hücre anlamında. Hücrelerin boyutlarının aynı olduğu durumlarda biz yani kan yaymasında aynı olduğu durumda izositoz diyoruz. Peki anizositoz nedir? Anizositozda boyutlarının aynı olmaması, işte birisinin küçük, birisinin büyük olması. Yani izositoz olmayan anizositoz anlamında. Poikilositozsa
şekillerinin farklı olması. Yani boyutlarından ziyade poikilositoz şekillerinin farklı olması. İşte elip şeklinde olması, gözyaşı şeklinde olması. Bunlar da hücrenin boyutlarıyla ve şekliyle alakalı kavramlar. Tabii burada size şöyle bir kavram da gelebilir mesela. Normosit diye bir kavram var. Şimdi bunların mantığı var arkadaşlar. Sit hücre demek zaten. Sitodan geliyor. Normosit normal boyutlu hücre demek. Makrosit normalden büyük hücre. Mikrosit ise normalden küçük hücre boyutu demek. Yani bunları bilmemiz bizim için çok zor değil. Herediter hastalıklar demişiz. Son olarak herediter hastalıklar genetik olan kan hastalıklarıdır. Yani herediter sferositoz mesela. Yani eritrositlerin elips şeklinde olması. Yani bu tarzda hastalıklara, genetik olan kan hastalıklarına herediter hastalıklar diyoruz. Kalıtsal hastalıklar diyoruz. Evet, bu dersimizde anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Lökositler konusunu işlemek üzere bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.